Müstafi Tümamiral Doçent Doktor Cihat Yaycı. Sayın Yaycı, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk sayın. Böyle özel bir günde bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Bayramınızı kutlayarak başlayalım sorularımıza. Efendim, öncelikle az önce aktardık. Miçotakis'ten böylesi bir günde gelen mesajı. Afganistan'daki durumu, ne kadar trajik olduğunu da daha önceki haberimizde altını çizdik. Şimdi önce Yunanistan'la başlamak istiyorum. Malum son dönemde Fransa, İngiltere, Amerika savunma işbirliği anlaşmaları imzalandı ve her birinin ya imza atma töreninde ya öncesinde ya sonrasında parlamento onayında Türkiye'ye yönelik hani egemenlik haklarımızı koruyacağız. Egemenlik haklarımızı kullanırken bize savaşla tehdit edenlere cevap vereceğiz diyen Miçotakis'in bugün 29 Ekim'de gönderdiği son mesajı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi efendim önce söylemek lazım, bu bir kere Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum günü kutlu olsun. Hepimize. İyi ki doğdun Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza dek ilelebet yaşar, yaşaması dileğiyle. Şimdi Yunanistan, bakın burada çok önemli bir nokta var Sayın Yunan'ın. Hem Fransa ile imzaladığı anlaşmada hem de Amerika Birleşik Devletleri ile imzaladığı anlaşmada 1995'teki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Yunanistan'ın karasularını 6 milin üzerine çıkarması, bakın 12 mil değil, 6 milin üzerine çıkarması durumunda Türkiye'nin milli güç unsurlarını tümüyle kullanarak buna engel olacağı, karşılık vereceği, kasus belli savaş dediğini sayacağı vaade edilmese de anlam olarak oraya gelen, isabet eden bir bildirimi söz konusudur. Şimdi olaya böyle bakınca ve her ikisiyle de anlaşma imzaladıktan sonra ve öncesinde 1995 kararına atıfta bulunması Yunan Dışişleri Bakanı'nın ve Yunan Dış Bakanı'nın ve görünebiliyor muyuz efendim? Şu anda görüntünüz evet. Sağlıklı alınabiliyor. Buyurun. Evet. Yunan Dışişleri Bakanı ve Yunan Başbakanı'nın bu sözleri hakikaten çok ilginçtir. Yani 1995 kararına atıfta bulunmaları şu senaryonun hayata geçirileceği endişesini bende büyük bir kuvvetle doğurmaktadır. Kara sularını arttırma girişimi. Şimdi biraz önceki kutlama mesajında da Birleşmiş Milletler kararlarına saygılı olunması gerekir ifadesinin altında Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi bize 12 mile kadar karasularını genişletme hakkı veriyor. Evet. Siz de buna sahipte olun. Mesaj. İması var. Evet. İması vardır. Ve bu ima çok ciddi bir imadır. Benim buradaki tavsiyem şu olur. Naçizane. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tüm partileri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümeti 1995'teki kararlılığımızın tekrarını tekrar duyurmalıdırlar. 1995'teki bildiriye sadığız, bildirideki hususlara tamamen mutabıkız ve aynı kararlılıktayız ifadelerini tüm partilerin söylemesi gerekir. Şimdi bu konu önemlidir. İkinci konu şudur. İkinci konu Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi değildir. Adalar Denizi'nde, Ege Denizi'nde statüyü belirleyen, karasularını belirleyen Lozan Anlaşması'dır. Lozan'da 3 mildir karasuları. Türkiye'nin talebi Lozan'daki statüye dönülmesidir. Türkiye herhangi bir kimseden bir şey istemiyor. Türkiye sadece anlaşmalara uyulmasını istiyor. Türkiye'nin buna net bir şekilde cevap vermesi gerekir. Ve Yunanistan'ı Lozan Anlaşması'ndaki şartlara, karasuyu şartlarına dönmeye çağırıyoruz demeleri gerekir diye düşünüyorum. Efendim şimdi malum sizin de mimarlarından olduğunuz Mavi Vatan Doktrini.
Bu ilk defa sizin tarafınızdan 2015'te kayıtlara geçirilmişti. Ardından 2019'da yanlış hatırlamıyorsam ilk defa Karadeniz, Akdeniz, Ege bütün o mavi vatan tanımının kapsayacak tatbikatlar gerçekleştirildi. Ve yine 2019'un sonunda Libya ile mavi vatan kavramının üzerine imzalanan bir münhasır ekonomik bölge anlaşması var. Gerilimin en sonunda işte şu anda siz diyorsunuz ki bunlar 6 milin üzerine çıkarmaya hazırlanıyorlar. Ve irili ufaklı bu yapmış oldukları paktlarda bir savaş hazırlığı değil mi? O zaman bunu anlamamız gerekiyor. Şimdi Yunanistan'ın tezi de Kıbrıs harekatı sonrasında siz Ege ordusunu kurdunuz. O zaman biz de adaları silahlandırdık. Bu bir tez mi? Buna karşı yani nihayetinde siz nasıl Ege ordusunu kurdunuz? O zaman da ben güvende değilim. Bana saldıracaksın, saldırgansın. Ben de adaları silahlandırıyorum denilebilir mi? Şimdi şöyle, bugün Cumhuriyet Bayramı. 1919'da 1922 arasında Türkiye'nin Batı Anadolu'sunu işgal eden Yunanlılardır. Devletler tarihinde 100 yıl çok kısa bir süredir. 100 yıl önce, 99 yıl önce Türkiye'nin Batı Anadolu'sunu işgal eden bir Yunanistan'dan bahsediyoruz. Ve Atatürk'ün sayesinde bütün ordusunu kaybetmiş bir Yunanistan vardır. Yani 9 Eylül 1922'de de bütün hepsini denize sokmuştur. Denize dökmüştür. Şimdi asıl tehdit edilen Yunanistan'ı işgal etme girişiminde bulunan bir Türkiye'den söz etmek mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihinde Yunanistan'ın herhangi bir adasını, herhangi bir toprağını işgal etme girişimi mi olmuştur? Ya da bir bombalama mı olmuştur? Ya da bir top atışı mı olmuştur? Bir çıkarma mı olmuştur? Hayır, olmamıştır. 1922'de Türkiye'nin vatan ulusu işgal edilmiştir. Şimdi geldiğimiz noktada bir kere şunu karıştırmamak lazım. Türkiye istediği yerde ordu kurar. Neden? Türkiye'yi bağlayıcı bir husus yok. Türkiye Ege'de de kurar, Ege Batı Anadolu'da da kurar, Akdeniz'de de Akdeniz ordusu kurar, Güneydoğu Anadolu ordusu kurar. Çünkü tam egemen nihayetinde kendi topraklarında ama işte hani bunu bir şekilde kabul ettirmiş durumda Sayın Yağcı ve siz yani biz savaşa doğru gideceğinden endişe ediyorum. Onları arttıracak beklentisindesiniz değil mi? Yani altımız üzerine İonya denizine nasıl çıkardıysa yani İonya'da ben 12 mile çıkardım diğer denizlerimde de çıkarırım falan gibi mesajlardan sonra resmen taarruza geçildi o paktlarla birlikte. Bakın daha önceden de uyarmıştık hatırlarsanız. Evet yine, efendim. Bu programımızda İyon Denizi'nde 12 mile çıkardım. Sonra bizim uyarılarımızla, sizin programımızda yaptığımız uyarılarla bunun Küçük Çağ, Büyük Çağ ve Girit Adası'yla Yunan anakarasına yakın yerlerde karasularının 6 milin üzerine çıkarılması 1995 kararımıza aykırıdır demiştik. Buralar Ege Denizi'dir, Adalar Denizi'dir demiştik. Onun için Adalar Denizi'nin hiçbir yerinde 6 milin üzerine çıkartılamaz demiştik. Ama 2018'den itibaren Yunanistan adım adım gidiyor, adım adım bunları yapmaya kalkıyor. Biz de sürekli uyarıyoruz. Uyarılarımıza umarım kulak verenler vardır. Ve en azından devletin kararlılığını bu noktada belirtirler. Şimdi burada Türkiye'yi bağlayan ordu kurup kurmamakla ilişkin bağlayan herhangi bir sözleşme, anlaşma vesaire yoktur. Ama Yunanistan'ın o adaları devredilirken, o adalar kendisine devredilirken gayri askeri statüde olmak kaydıyla devredildiğine dair Lozan Anlaşması ve Paris Barış Anlaşması vardır. Yani bizim böyle bir anlaşmayla bizi bağlayan herhangi bir husus yoktur. Onun için Yunanistan Ege ordusunu kurdunuz. Dolayısıyla biz de Ege ordusunu kurduğumuz için bu adalara silahlandırdık. Böyle bir dünya diyemez. Diyemez. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Artı Türkiye'nin bu adalara karşı en ufak bir tehdit vesairesi yoktur. Türkiye kendisini savunmak için askeri tedbir alıyor. Yoksa burnunun dibindeki adalara siz bu kadar ağır silah koyarsanız, anlaşmaları ihlal ederseniz ve Megali İda'yı daha yeni 2,5 hafta önce Yunanistan Dışişleri Bakanı ve Rum Dışişleri Bakanı bizim hedefimiz Kıbrıs'ın Helenleştirilmesi derse Megali İda'nın parçası olarak ve Olympiakos takımının başkanı derse ki şehrimizde Fenerbahçe'yi yendik diye siz Megali İda'nın
hayatta olduğunu, bu ideal peşinde Yunanlıların koştuğunu, bunun için de adalarını silahlandırdığını düşünür ve evet, gerekli savunma tedbirini alırsınız. Evet. Hukuki bir bağlantı yoktur. Evet. Sayın Yayç, efendim son olarak yani bir daha önce bunu ortaya koymuşsunuz ama bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 95'teki olduğumuz yerdeyiz. Böyle bir deklarasyon şart diyorsunuz. Ne yapılmalı? Son kısaca bunu da bir rica edeyim sizden. Şimdi burada öncelikle yeni bir karar alınmasına gerek yok. Kararın arkasındayız diye hükümetimiz bir açıklama yapar. Çünkü elimizde zaten bir karar var. O kararın kaldırılmasına çalışan FETÖ ve FETÖ'nün uzantıları vardı biliyorsunuz malum. Ve fondaj medya dediğimiz medyada bunun bir saldırganlık bir vesaire olduğunu söylemişlerdi. Halbuki bu bir gerçekten kendini savunma. Bunu bir tekrar etmeleri lazım. Evet, yani evet. Tekrar edilmesi lazım. Dışişleri Bakanlığı tarafından tekrar edilebilir. Cumhurbaşkanlığı tarafından takdir buyurularsa tekrar edilebilir. Partilerimiz tarafından tekrar edilebilir. Evet. Peki. Ama Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin değil, Lozan Anlaşması'nın Adalar Denizi'nde geçerli olduğunu ve karasularının 3 bile indirilmesi konusunda bir çağrı yapılmasında büyük payda mütalaa ediyorum ben.